100 gün geçti, direniş ise hala devam ediyor. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in çocukluğunun geçtiği Kamp Armen'deyiz. 100 gün önce Kamp Armen'in yıkılma girişimiyle birlikte burada bir direniş başlamıştı. Nöbet eylemleri devam ediyordu. Dün kimliği belirsiz kişiler burada nöbet tutanlara bir saldırı gerçekleştirdi. Kamp Armen nerede diye sordular. Hafif kafa tabiri caizse de yerinde değil tarzında bir sorular. Biz de niçin soruyorsunuz, neden diye sorduğumuzda direkt böyle bir saldırıyla karşılaştık. Direnişi sürdürenler bu saldırı gününün tesadüf olmadığını söylüyor. Biz zaten şu sıralar bekliyorduk. Çünkü açık hedef halindeyiz. Soykırımın 100. yılında çok mühim bir tarih. Direnişçiler yetimhanenin Ermeni halkına iade edilmesi konusunda ısrarlı. Devletin oyalama konusunda çok deneyimli olduğunu biliyoruz. O yüzden bence bizim direnişimiz burada biraz daha sürecek. Kapalı kapılarında neler oluyor bitmiyor, bilmiyoruz tabii ki ama burada zaten bizim muhatabımız kendisi değil devlettir. Bir taraftan da Kamp Armen'de komünel yaşam devam ediyor. En son Suruç katliamında hayatını kaybedenlerin isimlerinin verildiği fidanlar dikildi.